11 Ocak günü ortasından herkese merhabalar. Bugün altını seyreni inceleyecek olursak, Yeşim Saplan'ın olaylarını şöyle bir göz atalım. Veri akışı bakımından ve küresel riskler açısından oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık. Altın Yeşim'in hafta sonu Suudi Arabistan ve İran arasındaki yaşanan gerginlikle yukarı yönlü boşluk yaparak değer kazanımlarıyla başlamıştı. Hafta boyunca yukarı yönlü trendine devam etti. Bunun dışında tüm dünyanın tepkisini toplayan Kuzey Kore'nin nükleer silah sınıfından sayılan hidrojen bombası deneyiydi. Küresel risklerin bu kadar has safhada olması güvenli liman arayışını beraberinde getirdi ve altının yukarı yönlü fiyatlanmasına neden olmuştu. Geçtiğimiz haftanın başka bir önemli olayı ise 15-16 Aralık tarihinde ABD Merkez Bankası'nın gerçekleştirmiş olduğu FOMC toplantısının tutanakları açıklanmıştı. Yetkililer faiz artışının gerçekleşebilmesi için makroekonomik göstergelerin izlenmesi gerektiğini bir kez daha yeniledi. Fakat Fed Başkan Yardımcısı Fisher, faiz artırımının gerçekleşmesi için Çin'deki endişelerin giderilmesinin enflasyondan daha önemli olduğunu belirtmişti. Küresel riskler ve finansal risklerin altının yükselişini desteklediğini ve 1112 seviyesini test etmesine neden oldu. Bununla birlikte altında haftanın son işlem gününde ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok üzerinde gelmesiyle geri çekilmeler gözlenmişti. Ama genel itibariyle baktığımızda yukarı yönlü trendin hala devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Hafta sonu cumartesi günü Çin TÜFE rakamları açıklandı. Yıllık bazda beklentilerin altında kalan TÜFE aylık bazda %0.5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bununla birlikte altın yeni haftaya yukarı yönlü alıcılı seyirle başladı. Teknik açıdan saatlik grafik incelendiğinde ise 2015 yılının son işlem gününde başlattığı yukarı yönlü seyrini altın sürdürmeye devam ediyor. Önemli direnç olarak gördüğümüz 1080 seviyesi artık çok gerilerde kaldı ve bunun üzerinde kalıcılık sağlandığını gözlemlemekteyiz. 26 saatlik hareketli ortamın üzerine tutunmaya çalışan altın yukarı yönlü fiyatlanmasını sürdürmesi halinde 1120 ve 1132 direnç seviyelerini hedefleyebilir. Olası satış baskısının gelmesi durumunda ise 1093 ve 1082 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Herkese iyi günler. Ben Bey Yatırım. Bizimle yola çıkabilirsiniz.